Evet, devam edelim. Nerede kalmıştık? Black Desert geliştiricilerinden kaç tanesi oyunu oynuyor şeklinde bir soru gelmiş. Black Desert'te tonlarca oyun oynayan birçok geliştirici var. Maceracılarımız gibi biz de Black Desert'ın açık dünyasında maceraya atılmaktan, bazen gülmekten, bazen sinirlenmekten, bazen mola vermekten ve daha fazlası için geri gelmekten hoşlanıyoruz. Deneyimi paylaşmak ve oyunu daha da geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak için Black Desert'ta maceracılarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz demiş. Bir başka soruya geçiyoruz. Black Desert eşyaları mağazası global hayranlar için ne zaman satışa sunulacak? Black Desert eşyaları mağazası geçtiğimiz Şubat ayında Kore'de açıldı. Açıkçası gönderileri kısıtlayan bölgelerin artması ve mevcut global sorun nedeniyle lansmanında bir miktar gecikme yaşandı. Yakında iyi haberleri getirmeyi umuyoruz ve sabretmenizi diliyoruz demiş. Bu hani böyle reel hayatta kullanabileceğiniz çeşitli ödülleri almakla alakalı bir soru arkadaşlar. Yani sadece oyunla alakalı bir şeyler değil. Gerçek hayatta gidip İşte Black Desert logosu taşıyan bir tişört almak, bir yastık almak, ne bileyim işte küçük bir kara ruh maketi almak gibi bir olaydan bahsediyor arkadaşlarımız. Umarım bu konuda onların talepleri de en kısa zamanda karşılık görür. Şu an bu pandemi sürecinde olduğumuz için mevcut durumda pek çok ülkede işte giriş çıkışlar, kargo teslimatları vesaireyle alakalı sıkıntılar olabiliyor. Bununla alakalı herhalde bu pandemi sürecinin sonrasında geliştirmeler, iyileştirmeler, güzelleştirmeler yapılır. Ama şu an için pek bir şey yapabileceklerini ben de zannetmiyorum. Çünkü mesela örnek veriyorum. Ülkenin bir tanesi kargo teslimat giriş çıkışlarını tamamen kapattı. Ne yapacaksın abi? Yani sen istediğin kadar o malzemeyi üret, istediğin kadar internetten satışını gerçekleştir, onu gönderemeyeceksin. Böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalmamak için onlar da biraz askıya almış, bekletmekteler yani. Devam edelim. Bu böyle baya baya uzun sürecek bir şey herhalde. Balon ile gidebileceğimiz bir hava bölgesi yaratma planlarınız var mı? Ayrıca bir zeplin gibi yeni bir binek türlerini eklemeye yönelik planlar var mı? Gelecekte ne tür binekler göreceğiz? Şu anda bir hava bölgesi geliştirme planı yok. Yeni binek talebi içeren birçok geri bildirim aldık ve şu anda çeşitli binekleri test ediyoruz. Ancak henüz Black Desert motifine uygun bir binek tespit edemedik. Bununla birlikte geri bildirimlerinize dayanarak araştırmalarımıza devam edeceğiz. Kore sunucularında son zamanlarda maceracıları yengece dönüştüren parşömenler ekledik ve çok sayıda maceracı bize bu küçük güncelleme ile ilgili olumlu geri bildirimler verdi. Bunu asla yeni bir binek olarak düşünmeye cesaret edemezsek de maceracıları biraz keyif verecek oyuncak benzeri öğeler eklemeyi planlıyoruz. Örneğin Kamasilvya'daki Grifon'a dönüşmek ve uzun mesafelerden aşağı süzülmek veya ovalara koşmak için bir Ferry'de dönüşmek gibi. Bunları yavaş ama emin adımlarla uygulayacağız demiş. Bakalım, umarım daha iyi olacak. Belki Kamasilvya'daki şeyin Ferina ve Ferikaların bu konuda kullanılabileceğini düşünüyorum ama tabii bu yine geliştiricinin bilebileceği bir şey. Hani bu konuda ya ben Ferina Ferika'ya binmek istiyorum geliştirici deyip adamı da darlamanın bir anlamı yok yani. Yapılabilir bir şeyse yaparlar arkadaşlar. Okyanus PvP içeriği Okyanus Çağı Bölüm 2 ve Mavi Arena ne zaman güncellenecek? Okyanus Çağı Bölüm 2 gelişim aşamasında çeşitli değişimlere şahit oldu ve şu an beklemede. Yeni adalar ve gemilerin çoğu zaten yapıldı. Bu yüzden gelişmeye yeniden başladıktan sonra gideceğimiz yeni yön ile ilgili ayrıntıları sizinle paylaşabileceğiz demiş. Bakalım nasıl olacak? Okyanus Çağı 2 güncellemesi. Sabırsızlıkla bekliyoruz onun geleceği günü. Hani bir an önce gelse de artık biz de kurtulsak diye bekliyoruz. Bakalım ne zaman yapacaklar onu. Devam edelim.
Partiye dayalı hapishaneler ekleyecek misiniz? Oyun hapishaneler derken herhalde zindanlardan bahsetmişler. Parti zindanları. Oyun tadını ailem ve arkadaşlarımla birlikte çıkarmak istiyorum. Bir Mirmok ve Giffin Raysiye Tapınağı gibi av alanlarının yanı sıra bir ufak çeviri hatası var. Hapishane diye çevirmiş zindan mevzusunu. Giffin Raysiye Tapınağı gibi av alanlarının yanı sıra yeni eklenen terk edilmiş manastır ve maceracıların parti oluşturmasını gerektiren Padix Adası'nı genişletmeye devam etmeyi planlıyoruz. Evet, Padix Adası gelecek arkadaşlar, bilginize. Özellikle Mirimok ve Giffin Raysiye Tapınağı Black Desert konseptinin en uygun parti avlanma alanlarıdır. Bununla birlikte maceracıların hapishaneleri temizlemek için bir araya gelmelerini gerektiren içerik desteğimize devam etmeyi planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi Odilitta güncellemesi ile birlikte gelecek yeni bir zindan benzeri bir sistem gelecek. Üstelik hem parti PvS hem de parti PvP'si yapabileceksiniz bu alanlarda. Yani bununla alakalı bir içerik geliştirmesi zaten mevcut. Sadece sunucumuza eklenmeyi bekliyor. Süreç içerisinde zaten bunu göreceksiniz arkadaşlar. Kore bunu çoktan tecrübe etmeye başladı bile yani. Odilitta'nın gelişiyle birlikte. Bakalım süreç içerisinde. Yo, Dungeon'ı hapishane diye çevirmişler. Miura Toji. Orada küçük bir çeviri hatası var. Yapabileceğimiz bir şey yok. Devam edelim. Kızıl Arena gibi PvP içerikleri eklemeyi planlıyor musunuz? Keşke günlük mini fetih savaşları veya bayrağı ele geçirme, bölge savaşları gibi arena içeriklerine sahip olsaydık demiş. Hayda şöyle evde etkinliğinde de belirtildiği üzere Dikenli Kale saldırı savunma savaşı güncellemesini çok yakında yayınlamayı planlıyoruz. Bu bahsettiğim işte Odelita ile birlikte gelecek olan içerik arkadaşlar. Bu yenilik için tüm maceracılarımızın eğlenebileceğini umuyoruz. Ek olarak Kızıl Arena'yı geliştirmek, çeşitlendirmek için bazı yapısal değişiklikler yapmayı planlıyoruz ve bittiğinde maceracılar çeşitli yerlerde savaşabilecekler. Bunun özellikle aynı arenada defalarca savaşmaktan bıkmış olan maceracılar için çok anlamlı olacağını umuyoruz. Bayrağı ele geçirme veya bölge savaşı tipi arenaları ise daha sonradan ele alacağız demişler. Bakalım ne şekilde bu güncelleme etki edecek mevcut oyun sistemine. Hep beraber merakla bunu bekliyor ve gözlemliyor olacağız arkadaşlar. Devam edelim. Birazdan oyun içerisinde şu İnci Market incelemesini yapacağız. Şu sorular bittikten sonra daha yarıya geldik. Çok fazla soru var. Sonrasında da güncelleme yama notları ki onların içerisinde de çok fazla bir şey yok ama ele alıp bitireceğiz. Biraz tahmin ettiğimden uzun bir yayın oldu. Çünkü yama notları kısaydı ama bu Haydel Şöleni evde sonrasındaki kalan soruların cevaplandırılmasına ilişkin bu notu ciddi ciddi yayınımızı kurtardı yani. Yoksa 15 dakikalık bir içerik olup çıkacaktı. Böyle olması daha işime geldi açıkçası. En azından burada sunabileceğim, anlatabileceğim ve paylaşabileceğim bir şeyler olması güzel. Çünkü yama notlarında çok fazla bir şey yoktu arkadaşlar. 15 dakikalık bir içerik vardı. Umarım bu notlardan sonra, notları tamamladıktan sonra rahat bir şekilde yama notlarında seri seri geçebileceğiz. Ama şu an böyle güzel, güzel gidiyor yani. Orada Haydar Şöleni Evde'ye katılıp da pek çok sorusunu iletmiş. Bir sürü yayıncı arkadaşlarımız var ya da oyunu çok uzun zamandır büyük bir dikkatle takip eden pek çok maceracı sorularını ilettiler Haydel Şöleni evde etkinliği sürecinde. Ama onların tamamını süre kısıtlamaları nedeniyle canlı yayında ele alıp cevaplayamadı geliştirici. Sadece aradan seçilmiş olan bazılarını cevaplandırma imkanları oldu. Eminim hani pek çok arkadaşımızın sorusuna karşılık gelmiştir bu sorular. Black Desert Mobile'ın Party PvP modunda çevrimiçi hale getirmek üzere bir planınız var mı? Şu anda kişisel bir savaş tarzı olan ölüm müsabakası formatı uygulama planımız yok. Ancak hali hazırda geliştirilmekte olan
Thornwood Fortress küçük takımlar ile yarışma formatında gerçekleştirebilecek bir içeriktir. Lütfen dört gözle beklemeye devam edin demiş. Evlilik sistemi gibi daha fazla sosyal sistem eklenecek mi? Evliliği ayrı bir sistem olarak uygulama planımız yok. Daha güzel manzaralar, daha fantastik ve güzel karakterler ve çeşitli içerikler oluşturmaya odaklanacağız. Son zamanlarda tüm dünyayı etkileyen Covid-19 nedeniyle Avrupa'da bir çiftin düğünlerin Black Desert dünyasında gerçekleştirdiklerine tanıklık ettik. Arkadaşlar, ekran görüntüleriyle birlikte bir dakika. Şöyle teker teker bakalım ya. Bayağı bildiğin evlenmişler ya. Vahşi. Bu da cadı ya da mistik falan olabilir. Rakşayt kıyafeti var üzerinde. Güzel. Black Desert'ta evlilik töreni. Bu yeni çifte tebriklerimizi iletmek istiyoruz. Düğün çok güzel ve yakışıklı karakterlerin maceracılar. Güzel gelin ve damat için birliklerini sunarken konuk olarak katıldığı Grana Camasilvia'da yapıldı. Şahi topluluğu düğün yürüyüşünü gerçekleştirmek için toplandı. Herkesin şahit olması gereken gerçekten eğlenceli ve neşeli bir durumdu demiş. Arkadaş düğün yapmışlar düğün. Oyunda düğün yapmışlar. Helal olsun ya. Çok iyi değil mi? Bence çok iyi. Bence cidden çok iyi yani. Oyunda düğün yapmak ne ya? Korona sebebiyle düğün törenimizi Black Desert maceraları içerisinde gerçekleştiriyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Vallahi süpermiş. Cidden. Hani beğendim, tuttum, takdir ettim yani. Alaysız düğün olmaz. Vallahi oyun içi geçen yıl yayınlarımızda bir tane şey vardı Miura. Bir arkadaşımız gelip Zeybek oynamıştı bize. Şahin ilk geldiği zamanlar. Zeybek diyorum pardon. Harmandalı oynadı ya. Bildiğin Şahi ile geldi. Ben Centaur'da farm yapıyorum. Adam geldi Harmandalı oynaya oynaya gezdi ortalıkta. Baya müzik falan da açtık. Canlı canlı böyle Şahi ile Harmandalı yaptı çıktı gitti vatandaş. Yani istenirse o bile yapılır ya. İstenirse o bile yapılır bence. Şimdi benim oyunum kapandı bu arada. Bir bakayım. Arkadaşlar çok çok fena. Abi lütfen bana daha fazla uyarı gösterme. Oyunumu tekrar açayım. Karakter değiştirirken buradan düştüm. Yeniden açalım hemen oyunu. Oyun içi şeyi gösterecektim çünkü bahsetmiştim hatırlarsanız. Tamam açılıyor. İnce eşyası incelemesi yapacaktık. Devam edelim. Beste performans geldiğine göre dans animasyonları eklemeyi düşünüyor musunuz? Bütün içeriği tasarlarken devamlı Black Desert hissini ve motifini düşünüyoruz. Dansla ilgili olarak Dürüstçe geliştirmeyi birçok kez denedik ve bıraktık. Son zamanlarda vals ve tango ile uğraştık ancak sonuçlar her zaman aynı olacaktı. Ne yazık ki sabırla bekleyen bütün maceracılar için artık dans animasyonları üzerinde çalışmayacağımızı duyurmaktan dolayı üzgünüz. Buna ilave olarak Shadow Arena'da sosyal ifadeler olarak kısa dans animasyonları tanıttık. Uygulamak istediğiniz dans kapsamı bundan ibarettir. Karakterinizin eylemlerini daha da genişletmek için danstan başka çeşitli hareketler ekleme çabalarımıza devam edeceğiz demiş. Yani demek ki arkadaşlar biraz yapılması zor bir şey ki bunca zamandır uğraşıyorlarmış. Bak vals, tango falan yani vatandaş diyor oturduk çalıştık ama yani zor ya. Oyun içeri hani bunu koyun demesi kolay. İşin arka planında neler olduğunu bilmeden umarım yani herkesin böyle bu konuda biraz daha anlayış göstermesi lazım. Umarım süreç içerisinde herkesin de hoşuna gidecek.
o ek içeriklere ekleyecekler. Bakalım, devam edelim. Yayınlanması planlanan yeni bölgelerden bahseder misiniz? Hasso Krallığı'nı ne zaman aşmayı planlıyorsunuz? Şu anda hazırladığımız yeni bölgeler arasında sürekli durmayan kar yağışı ile kaplı, Guardian'ın atalarının evi sonsuz kış dağı ve geçici olarak adlandırılmış olan her türlü tehlike ile dolu bir yer olan Haşhaşin ana bölgesi İblis toprakları yer alıyor. Ya da Habis topraklar. İlk başta öyle duyurmuşlardı çünkü. Haydel Çöleni evde sırasında çizeceğimiz yolu kısaca tanıttığımız üzere oyunun mevcut durumunda Hasso Krallığı'nın ötesine geçmek oldukça zor. Ancak daha önce yaptığımız gibi yeni girişimlere devam edeceğiz ve yakında size daha iyi haberleri sunmak için çok çalışacağız. Lütfen dört gözle beklemeye devam edin demiş. Teşekkür ediyoruz. Hem bilgi için güzel şeylerini paylaşmışlar, bilgilerini paylaşmışlar. Hem de o gelişi planlanan içerikler adına gerçekten mutluluk verici. Pek çok kişinin beklediği ve dört gözle beklediği ve sabırsızlıkla gelişi için böyle acele ettikleri o içerikler umarım adam akıllı bir şekilde yeri geldiğince böyle insanlar boğulmadan ve oyun içeriklerinden sıkılmadan parça parça küçük küçük getirilir. Böyle zaten birden hemen her şey gerçekleşsin taraftarı asla değilim. Parça parça gelmesi daha doğru. Devam edelim. Ölmüş Tanrı'nın ekipmanlarının kalan parçaları veya ek karayıldızı ekipmanları ne zaman eklenecek? Şu anda belirlenmiş bir zaman çizelgesi olmasa da Temmuz ayından Ağustos ayına kadar, bu bizim sunucu için geçerli değil arkadaşlar. Muhtemelen Kore'deki bir arkadaşımız soruyor bunu. Veya en geç Eylül ayında ek karayıldızı ekipmanları eklenecek. Bununla birlikte karayıldızların şu anda oyundaki en güçlü ekipman olduğundan bu güncellemeyi geliştirmeye zaman ayırmayı planlıyoruz. Amacımız zırhla karşılaştırıldığında tamamen farklı bir edinim yöntemi ve işçilik de düşünüyoruz. Çünkü amacımız adı en iyi olarak anılacak bu ekipmanı geliştirmek. Kore hariç global sonucular öncelikle karayıldız zırhının güncellendiğine şahit olacak. Ardından Odilita ve Ölmüş Tanrı eklenecek. Ha. Okey. Öncelikle kara yıldız gelecek diyor arkadaşlar. Sevgili geliştirici diyor ki hani Kore'ye zaten gelmiş kara yıldız zırhı, şey pardon, ölü tanrının zırhı, ama diğer sunuculara öncelikle kara yıldız zırhı gelecek, ondan sonra ölü tanrının zırhını ekleyeceğiz şeklinde bir bildirimde bulunmuşlar. Yanlış anlamadıksa. Umarım da yanlış anlamamışızdır. Şimdi devam edelim. Bakalım. Tamamdır. Herhangi bir eksiğimiz yok. Birazdan oyun içi şeyleri de göstereceğiz. Fazla bir notumuz kalmadı. İnci Market incelemesini de yapacağız. Yakın gelecekte özel yetenekleri olan veya Shai gibi destek rolü olan bir sınıf getirme planlarınız mevcut mu? Shai bizim için bile deneysel bir karakter olarak kabul gördü. Neyse ki birçok maceracı onlara kollarını açtı ve bu da güvenimizi büyük ölçüde arttırdı. Bu nedenle Shai gibi özel karakterler geliştirme çabalarımıza devam edeceğiz. Ancak her zaman tüm maceracılarımızı böyle özel karakterleri hoş karşılamama riski var. Bu nedenle bir sonraki duyurunun biraz zaman alacağını tahmin ediyoruz. Resmi geliştirmeye başlamamıza hala çok zaman var. Bu yüzden bize bir sonraki özel karakterle ilgili iyi fikirlerinizi iletmenizi rica ediyoruz. Ayrıca sürekli olarak Papu sınıfı talep eden maceracılara oyuna olan tutkuları için teşekkür ettiğimizi duyurmak istiyoruz. Papu talebi varmış ya. Küçük minnak Papu. Valla Papu iyi olabilir. Bence de güzel bir fikir yani. Hani kabul görebilecek bir şey en azından. Papu olur ya. Papu her türlü gideri var yani. Minnak mavi Papu. Valla güzel olur. Devam edelim. Crimson Desert lansmanından sonra Black Desert nasıl şekillenecek? Gelişme ve operasyon yönetimi hedefleri neler? Cevap.
Lactazis'in geliştirme yönünde ve hedeflerinde değişiklik yok. Tüm maceracılarımıza en eğlenceli oyunu sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ve Crimson Desert'ta ortaya çıkan kara ruhu ile ilgili olarak bunu Crimson Desert geliştiricilerine iletin demiş. Kara ruh bizim demiş yani. Kara ruh bizim. Tamam, firma aynı firma ama sonuçta Pearl Abyss firması altında. Yani oradan fikirler aldıklarını biliyoruz. Zaten Crimson Desert, Black Desert hikayesinin öncesini konu alacak diye de duyurulmuştu. Bakalım nasıl çıkacak? Daha onun çıkmasına bir iki sene var arkadaşlar. Çok kafaya takılacak bir şey değil yani. Günümüzde pek çok maceracı dünya alan bosslarına, özellikle alan bosslarına gitmiyor. Bu bossların ödüllerini geliştirmek mümkün mü? Ayrıca Garmot veya Belin kalbi elde etmek şansa bağlı. Bunun için bir planınız var mı? Aynı şekilde bosslar ile ilgili endişelerimiz var. Çoğu 60-61 levele ulaşmış olan maceracı zaten boss teçhizatı ile donanmış oluyor ve bu nedenle bu bosslarla mücadele cazibeyi hissetmeyebilir. Ancak tam tersine acemi bir maceracı için bosslar hala çekici olabilir ve bu yüzden büyük değişiklikler yapmak istemiyoruz. Böylece mevcut durumu korumak ve aynı zamanda bazı değişiklikler uygulamak ruhuyla oyuna mutlak bosslar getiriyoruz. Her boss şu anda önceden belirlenmiş bir zamanda doğduğu için her boss'un artık olağanüstü güce sahip bir biçimde görünme şansı düşük olacaktır. Mutlak boss'lar oldukça güçlü olacak ve iyileştirilmiş yapılarına uygun olan ödüller de şu anda hazırlanma aşamasında. Ayrıca Kore sunucularında her ailenin ek bir Garmot'un kalbi üretebileceği bir görev de ekledi. Bu yenilik Odelita çıktığında global sunucularda güncellenecek. Bunun da bilincindeyiz. Sevgili geliştirici, takip ediyoruz. Teşekkür ediyoruz ayrıca. Vel'de baskın yaparken topları engelleyen ve saldırmayı zorlaştıran çok fazla büyük gemi var. Vel'in mühür taşını genişletebilir misiniz? Bunu yaptılar zaten. Geçtiğimiz 4 Haziran'da Black Desert Global Lab düzenli bakımından sonra Vel'in önünde bulunan mühür taşlarının yüksekliği azaltılarak dünya boss'u Vel'e baskını geliştirdik. Böylece maceracılar Vel'e yaklaşıp bombalarken daha rahat edebildiler. Bu mükemmel bir çözüm değil, bu yüzden temel sorunun üzerinde çalışacağız demiş. Bu özelliği 3 Haziran çarşamba düzenli bakımında tanıttık demiş. Agresif hiddeti buff'ı için aç kapat özelliği. Yani talep edilen çoğu şey ufak ufak eklenmiş arkadaşlar. Kül rengi orman Kamasilvya'nın bir parçası, ancak neden çapraz taşı veya kadim ruh tozu oradaki canavarlardan düşmüyor? Kül rengi orman maceracılar için bir meydan okuma yaratmak amacıyla geliştirildi. Bölgenin bir toplanma alanı olmasını istemedik. Bu yüzden bölgeden düşen eşyalar daha seçkin hale getirildi. Bununla birlikte kül rengi ormanda maceracılar için tek gerçek mücadele Deboreka Kolye alabilmek olduğu için bu bölgede başka bir ödül ekleme olasılığını tartışmıyoruz bile. Bunun özellikle sanat bölümü için büyük bir sorumluluk olması nedeniyle güncellemenin biraz zaman alacağını tahmin ediyoruz ve bu verdiğimiz cevabın maceracılarımızı neyin beklediğine dair ufak bir ipucu vermiş olabileceğini umuyoruz. Bak ne demiş arkadaşlar. Sanat bölümü için büyük bir sorumluluk olması sebebiyle, yani o bölgeyi oyundaki grafik tasarım geliştiricilerine özel olarak mı yaptırmışlar? Kıyafet falan mı çıkacak? Yani kolyenin beraberinde görünüm değiştirebilecek bazı şeyler mi atacak bilmiyorum. Ufak bir ipucu vermiş olabileceğini umuyoruz. Vallahi bayağı ciddi bir ipucu aldık da bakalım nasıl yapacaksınız. Klan görevlerinin klan büyüklüğünden bağımsız olarak günde 10 görev ile sınırlı olması biraz az görünüyor. Klan büyüklüğüne göre günlük klan görevi sayısını arttırmak için herhangi bir planınız var mı? Evet, 100 görev yapın, sabahtan akşama kadar görev arayalım. Klan görevleri için günlük sınırı, maceracılar görevleri tamamlamaları veya daha fazla katılım sağlamaları için baskı yapma korkusu nedeniyle arttırmadık. İyi yaptınız. Şimdi bu şekilde bir planımız da yok. Bunun yerine biraz daha ekip çalışması içeren klan görevleri eklemeyi planlıyoruz. Örneğin bu yeni görevler avcılıkta iyi bir klan üyesinin, toplama yapmaktan hoşlanan bir üyenin veya bir deniz uzmanının, gezginlerden bir üyenin bir araya gelmesini gerektirebilir. Hadi bakalım.
Ogre yüzüğü ve Laiten kolyenin değerleri aynı mı? Evet, tamamen aynı. Geçmişte bir Ted Ogre yüzüğü olan bir geliştirici olduğunu hatırlıyorum. Ted Laiten kolyesinin simgesinin daha güzel olduğunu düşünüp Laiten kolye satın alabilmek için Ogre yüzüğünü satan ne günlerdi ama. Ah, ne güzel cevaplar. Ah, ne güzel cevaplar. Mükemmelsiniz. Avcan ovalarından gelen bol miktarda görev ve can sıkıntısı nedeniyle veya daha yüksek yaşam becerisi içeriği için yeterli gümüş toplayamadığından dolayı kısa bir süre sonra vazgeçen macerası sayısında artış var. Maceracı sayısında. Yok ya. Peki bunu nereden biliyorsun? Bu oyun içi deneyim gerçekten etkiliyor. Mevcut sorun çözmek için herhangi bir planınız var mı? Yeni sınıf Haşhaşin, eski ay Grand Prix, özel sunucular, dikenli kale ve ödül sistemleri, aktif ve ilgi çekici oyuna odaklandığımız Haydel Çöleni evde de sunduğumuz içeriklerdendir. Güncellemelerimiz mevcut oyun içi atmosferden büyük ölçüde etkileniyor. Etkin olmayan ve aktif içerik arasında uygun bir denge sağlamak için devam eden analizlerimiz var ve bunu yapmak için çok çalışmaya devam edeceğiz demiş. Dev gibi bir soru daha gelmiş arkadaşlar. Ona da bir bakalım. Bakalım ne sormuşlar. Devam edelim. Devam edelim bakalım ne var. Black Desert oynamaya sezon sunucuları sebebiyle geri döndüğüm Tuvalu ekipmanları içeriğine sahip sezon sunucularının iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Bir yandan da yıllar önce oynadığım Black Desert ile aynı olmasından korkuyordum. Aynı zamanda yükseltme ve azalan yükseltme malzemelerinden sürekli başarısızlık görmek her zaman üzücü olmuştur. Artırılmış Karataş ile Tri'ye yükseltmeyi garantilemek mümkün. Ancak sezon sunucularında geçirdiğim zamanı değerlendirmek için normal boss teçhizatı ile değiştirilmeden önce en azından Tuvalu ekipmanını tete yükseltmem gerektiğini hissediyorum. Gelecek sezon da geliştirme sistemi biraz daha acemi dostu bir hale getirmeyi planlıyor musunuz? Öncelikle sezon sunucusu içeriğinden keyif aldığınız için müteşekkiriz. Bu bizim için bir meydan okumaydı ve birçok maceracı bu yeniliğin keyfini çıkarabildiği için minnettarız. Bu sezon sunucusu döneminde oyuncu destek üzerinden ekipman yükseltmenin oldukça zor olduğuna dair çok sayıda geri bildirim topladık. Yok artık. Ancak maalesef yapabileceğimiz tek şey cesaret verici gelinmeler sunmaktır. Tuvalu ekipmanları Tri-Ted Pen yükseltmeyi kasıtlı olarak zor hale getirdik ve bu süreci daha kolaylaştırma planımız yok. Bunu aslında bir normal ekipman yükseltmenin pratiği olarak düşünün arkadaşlar. Bir tuvalayı pene basamayan arkadaşım kesinlikle oyun içerisinde pen denememeli. Yani denememeli. Çok basit. Sezon sunucularının acemi maceracıların kolayca ekipmanları elde edebileceği bir yer olmasını istemedik. Daha ziyade yükseltme sisteminin uzaktan keyfine varmanın yanı sıra mevcut maceracılarla bir bağ kurabilecekleri bir alan sağladık. Bunu sağlıklı bir geçiş ve uyum sağlamanın keyifli bir yolu olacağını düşünmüştük. Doğru da düşünmüşsünüz. Öte yandan ilk sezon sunucusu sona erdiğinde çok külfetli olarak kabul edilenler üzerinde çalışmak için
tüm verileri analiz edeceğiz demiş. Devam edelim. Gelecek zaman için lütfen sezon sunucularından normal sunuculara geçme ve tam tersi arasındaki bekleme süresi sorununu çözün. Normal karakterler sezon sunucularına giremediği için çiftçilik veya dünya borsu baskınları ve benzeri gibi özel birçok sorun vardı. Peki bunu çözeceklerini ifade etmişler. Black'te de çok çeşitli içeriklere sahip maceracılar oynamak istediklerini seçebilmekteler. Bununla birlikte kısa bir süre önce gelmiş ancak maceracıdan ilgisini kaybetmiş olan Cehennem Geçidi ve Baltara Yadigar parçası içerikleri mevcut. Bu tür unutulmuş içeriklerin ödüllerini iyileştirmek için herhangi bir planınız var mı? Varsa bunları ne zaman güncellemeyi planlıyorsunuz? Bu içeriklerin bu kadar uzun süre imal edilmesine izin verdiğimiz için özür dileriz. Yukarıda belirtilen içerikler her ikisi de kendi başına altından kalkılabilecek içerikler değil ve maceracıların bir araya gelmesi gerekiyor. Doğru. Bu da onları iyileştirmenin en iyi yolunu belirlememizi biraz zorlaştırdı. Büyük bir değişiklikten ziyade küçük iyileştirmeleri birer birer uygulayacağız. İlk olarak Baltara Yadigar parçasından başlayacağız demiş. Baltara gerçekten zor bir içerik arkadaşlar bu arada. Ve hani tamamlanması durumunda elde edeceğiniz içerik çok şey değil. Değer bir şey değil yani. Hani ona ayırdığınız zaman, çaba, gayret düşünülecek olursa çok değer bir şey değil. Cehennem Geçidi ondan daha da beter. Kan Altarı gibi böyle ödüllerin düzenlendiği biraz daha değer içerikler olması bence çok daha anlamlı olacak. Zaman içerisinde göreceğiz. Hali hazırda oyunda 19 sınıf var. Kaç tane daha sınıf sunmayı planlıyorsunuz? Hali hazırda geliştirmek olan kaç sınıf mevcut? Kaç tane? Bu bizim kendimize sormamız gereken bir soru. Yeni sınıflara güncelleme yayınlamaya devam etmeyi planlıyoruz. Her yıl geliştirmelerde kaç yeni sınıf olduğunuz sorusu soruldu ve biz de hep bu sınıfı yapıyoruz, o sınıfı yapıyoruz diye haykırdık. Bu yılda bir istisna olmayacak. Halen yeni sınıflar geliştiriyoruz ve araştırıyoruz. Yani bu yıl haşhaşi. Bu yılın sonuna kadar haşhaşi devam edecek. Başka bir şey gelmeyecek anladığımız üzere. İki tane sınıf geldi. Yani Guardian yılın ilk yarısında geldi. İkinci yarısında da Haşhaşin gelecek. Sonraki süreçte geliştirilecek sınıflar muhtemelen önümüzdeki yıllara yayılacak. Avlanma deneyiminin tadını çıkarmak isteyen düşük AP ve DP'li maceracılar için bir avlanma alanı oluşturma planlarınız var mı? Örneğin belirli bir alanda avlanan maceracı sayısını artırmak için bölgesel canavarların hasarını ve savunmasını maceracının ekipmanına göre otomatik olarak ayarlayın. Şu anda girebileceğimiz avlanma alanı sayısı sadece vaha ekipmanlarıyla sınırlı. Şu anda böyle bir plan yok. Av bölgeleri için önerilen değerler maceracıların kendi gelişimlerini ölçmeleri için birer basamak görevi görmektedir. Bu nedenle mevcut durumları korumayı planlıyoruz demiş. Sadece son vuruşu yapan maceracıya değil aynı zamanda dünya bossuna ve veya onların köklerine kölelerine saldıran tüm maceracılar için bilgi edinme veya bilgi derecelerini arttırma konusunda sabit bir şans uygulama planları var mı? Bunu dikkate alacağız ve iyileştirme yapıp yapmayacağımıza bakacağız demiş. Lütfen bunu halledin abi. Bu çok ciddi bir durum. Yani dünya bossundan yüksek seviyede bilgi almak bir kişiye mi sadece şey olacak? Bir de şans yani. O da şans gelirse. Ardoanat ve Dine'yi çift kişilik yapmayı planlıyor musun? Ne saçma bir sorudur bu ya. O zaman Doom'un ne özelliği kalacak? Ardoanat'ı ya da Dine'yi çift kişilik yaptın. Ya bir defa uçan bir atın iki tane adam taşıması çok saçma. Atın uçması daha bir saçma zaten. Ardoanat ve Dine'ye ikili oturmak seçeneği ekleyememiş nedeni rüya atların muazzam değer ve cazibeye sahip olduğunu hissetmemizdir. Rüya atına her türlü yeteneğe sahip olmasına izin verirsek sadece normal at ve çift kişilik at sahibi olan maceracılar bu konuda kesinlikle çelişkili görüşlere sahip olacaklardı.
Her bir rüya atının özelliğine odaklanmayı planlıyoruz, mantıklı da. Oyun içinde posta gönderme seçeneği eklemeyi planlıyor musunuz? Çevrim dışı oyunculara bile oyun içi posta göndermek gibi. Açıkçası posta kutusunun bir süre önce kaldırılmasını planlamıştık. Yalnızca Blacklist'in gelişim aşamasında GM'lerden, etkinliklerden ödül alma aracı olması için yapılmıştı. Geçen yıldan bu yana Karar Hediye Kutusu üzerinde maceracılara daha fazla ödül gönderiyoruz ve tüm ödülleri kutuya aktarmayı bitirdiğimizde başlangıçta düşündüğümüz gibi posta kutusundan tamamen kurtulmayı planlamıştık. Ancak tekrar düşününce bu konuda biraz üzgün hissettik. Posta işlemi çevrim dışı bir klan üyesine ulaşmak isteyen bir klan üyesi, aniden bir başka oyuncuya oyun içi posta göndermek isteyen bir maceracı veya birlikte oynadığı arkadaşını özleyen veya ona oyun üzerinden ulaşmak için kullanmak isteyen maceracıların düşüncelerini kafamıza meşgul etmeye başladı. Posta kutusunu tamamen kaldırmak yerine geliştirme ekibiyle postanın kendisini bir işlev haline getirmek için çalışıyoruz. Aslında bunun gibi konuları tartışmaktan keyif alıyoruz. Hiçbir kesin karar verilememiş olsa da herhangi bir iyi sonuç ortaya çıktığı anda paylaşacağız denmiş. Güzel, umarım öyle bir şey yaparlar. Faydalı olacağı düşüncesindeyim arkadaşlar. Yani oyunda birine posta gönderebilir ya. O da çok da ciddi bir sıkıntı olmaması lazım. Postanın sadece yazı gönderilecek zaten, başka bir şey değil yani. Yani o yazıyla insanların sadece sohbetten anlık olarak konuşmaların ötesinde böyle bir sistemin olması da güzel olurdu. Hatta bunu bir de Black Desert Plus'la birleştirirlerse mükemmel olacaktır zaten. Devam edelim. Ekipmanlara veya becerilere bir ustalık sistemi ekleme planınız var mı? İyi fikirler her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gibi fikirleri destek yoluyla bize iletebilirsiniz ve kesinlikle göz önünde bulunduracağımıza emin olabilirsiniz demiş. Ustalık sistemi mantıklı olabilir. Eski avlanma yerlerinde çok az insan görmek üzücü. Bu alanları güncellemenin daha fazla maceracı geri getireceğine inanıyorum demiş. Onu da zaten duyurmuşlardı arkadaşlar. Güçlenen eski slotlar yakında bununla alakalı bir şeyler ekleyecekler. Cevabı da o şekilde vermişler zaten. Özel bir sunucuda bu bölgelerdeki canavarlar inanılmaz derecede güçlenecek ve ödülleri de büyük ölçüde geliştirilecek. Örneğin Kızıl Ordular'ın yaşadığı Ork kampı 240 AP ve üstü gerektiren bir bölgeye dönüşebilir demiş. Devam edelim. Dengeleme sırasında geliştiriciler normalde topluluğun isteklerini takip ediyorlar mı, yoksa yalnızca bağlantı noktası fetih savaşları katılanlarından notlar mı alıyorlar? Bir maceracı sınıflarını güçlendirmek için topluluğun fikrini kasten yönetildiğini iddia etti. Bu tür söylentilerin geçerliliği var mı? Dürüst olmak gerekirse dengeleme konusunda mesajların öznel olabildiğine kanaat getirdiğimiz için dengeleme yaparken topluluk trendlerinden aşırı derecede etkilenmekten kaçınmaya çalışıyoruz. Oyuncuların söylemlerini göz önünde bulundururken isimsiz oyuncuların diğer sınıfları yerden yere vuran birçok gönderisi mevcut. Geliştiricilerimizin bunların öznel görüşler olduğunu ve yakın zamanda gerçekleşen çekişmeden kaynaklanabileceğini düşünüyorlar. Yani bir oyuncu X veya Y sınıfını dengelemek için topluluğu etkilediğini söylerse bu samimi bir söylem olmayacaktır. Dengeleme için genellikle kendi oyun deneyiminizi ve oyun dengelemek için kullanabileceğiniz verileri, oyuncu destek aracılığı ile gelen içerikler, forum yazıları ve benzeri resmi kanallar aracılığıyla geri bildirimler üzerinden alıyoruz. Aydel Şölen'in evde etkinliğimizde belirttiğimiz üzere sınıfların mükemmel olan oyuncuların belirli sınıflarla oynamaktan keyif aldıkları için bizimle görüşmeye ve inanılmaz derecede ileri düzeyde oynamaya davet ederek fikirlerini duymak istiyoruz. Ancak o zamanda bile gelecekteki güncellemeleri sadece en iyi maceracıların görüşlerine göre şekillendirmeyi planlamıyoruz. Gelecekte gerçekleştirilecek dengeleme değişikliklerini keşfetmek için bunu iyi bir başlangıç noktası olarak kullanacağız demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi olacak, iyi. Daha iyi olacak o sınıf dengelemeleri. Yani yavaş yavaş
onunla alakalı böyle bir meta oluşuyor. Onun olması da gayet normal arkadaşlar. Yani bu kadar 19 tane, 20 tane sınıfın olduğu bir oyuncu da oyunda oyuncular arasında illaki farklılıklar olacak. Sınıflar arasında güçlü ve zayıf yanlar illaki olacak. Hepsinin eşit olmasını beklemek zaten ahmaklık olur. Devam edelim. Büyük okyanus bölgelerinin daha da genişletmesi ihtimali var mı? Ayrıca herhangi bir büyük okyanus alan boss ekleme planınız mevcut mu? Büyük okyanusun genişlemesini tartışmak için doğru zaman değil. Paylaşacak yeni haberlerimiz olduğunda bu konuya değineceğiz. Şu anda ek bir büyük okyanus alan bossları için planlarınız yok. Ancak tekrar düşününce olmaması için bir neden de yok. Mini haritanızda görünmesi için bazı yeni yıldız tozu şekeri, yıldız da işaretlenmiş canavarlar hazırlayarak başlayacağız demiş. Dünyanın dört bir yanından maceracılar tarafından sorulan soruları ikinci bölümüyle geri döneceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle demiş. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz. Bu Haydel Şöleni sonrasında sorulmuş soruların büyük bir kısmını cevaplamışlar. Önümüzdeki hafta güncellemesinde de bunun ikinci kısmını inceleyeceğiz arkadaşlar.